Arkadaşlar merhabalar. 11. sınıf Akademi serisinde çemberde teğet konusunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gerçi çemberde teğetin son videosundayız. Bu videoda ne yapacağız? İki çemberin ortak teğetlerinden bahsedeceğiz. Sonra teğetler dörtgeninden bahsedeceğiz. Bir de en son olarak çemberde benzerlik yardımıyla çözülebilen sorulardan bahsedeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. İki çemberin ortak teğetleri. Öncelikle ortak dış teğetten bahsedelim. Ortak dış teğet uzunlukları birbirine eşittir. Bunun sebebi nedir? Hemen sebebini göstereyim. Şu teğet uzatacak olursak şöyle ekran sığmıyor. Şöyle uzatacak olursak şu teğet şu teğet uzunlukları birbirine eşit mi? Eşit şu çembere göre. E, büyük çembere göre bu teğet uzunlukları da birbirine eşit. E bu teğet uzunlukları da birbirine eşitse otomatikman bunlar da eşit oluyor mu? Oluyor. Yani biz buradan ne sonucuna ulaştık? İspatını da yaptık. Şu teğet şu teğet uzunlukları ortak dış teğet uzunlukları birbirine eşit oldu. Peki bir özellik var şimdi. Ortak dış teğet uzunluğu ile ilgili bir şey var. Uzunluk D ise eğer O1 O2 uzunluğu da varsa bir de R1 R2 varsa O1 O2 uzunluğunun karesi eşittir. D'nin karesi artı R1 eksi R2'nin karesi diye bir formül var. Boş ver gitsin. Gerek yok. Buna gerek yok. Niye gerek yok? Sen dik üçgen yardımıyla artık işlem yapmayı biliyorsun. Burada da aynı işlemleri yapacaksın. Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. Ondan sonra karşısına şöyle bir dik yamuk çıktı. Bak amacın dik üçgen oluşturmak. Dik üçgen oluştururken de ne yaparsın? Şöyle bir dikdörtgen yardımıyla sonucu ulaşırsın. Burası R2 ise R2 olur. Tamamı R1 ise buraya R1 eksi R2 kalır. Ve burada bir pisagor bağıntısını yaparsın. Dikdörtgenden D ise burası da D ya. Bak O1 O2 uzunluğunun karesi eşittir. R1 eksi R2'nin karesi artı D'nin karesi geldi mi? Geldi. Yani sen bununla ilgili bir şey gördüğün zaman. Vay efendim bunun formülü neydi? Şöyleydi böyleydi. Buralara dalma. Ben zamanında bu hatayı yaptım sen yapma. Formülü ezberledim sınavda aklıma gelmedi. da yap kardeşim. Hemen soruya bakalım. Mesela şöyle bir şey. X isteniyor bizden. E ne yapacağız? Merkez var, teğet var, çektik. Çektik. Uyguladık bunları. E 90 derece burası, 90 derece burası. Bunun yarıçapı 2, bunun yarıçapı da 10 verilmiş. E amacımız dik üçgene karşılık getirmek. Dik üçgene karşılık getirmek de en önemlisi dik dörtgendi. Şuradan dik dörtgen yapınca 2 ise 2 oldu. Buraya 8 kaldı. Tamamı 10'du çünkü. 15 ise burası da 15. Şurada bir dik üçgen var. Didik, dik dik kenar 8. Bir diğer dik kenarda 15. 8, 15. Ne üçgeni? 17 üçgeninden. Burası 17 olur. Onu burada. ikisi burada. Yani x artı 12 eşittir 17 olduğundan x'i de böylelikle 5 olarak buluruz. Evet örnek 23. 5 çıktı. Formüle gerek var mı? Kesinlikle yok. Geldik şuraya. R1 eksi R2 verilmiş. Şurası 12 burası da 2 verilmiş. He, R1 artı R2 nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikli olarak ne yapacağız? Hocam merkezde çektikten burası 90 da 90 olduğunu biliyoruz. E dik üçgen amacımız dikdörtgen oluşturalım. Şurada bir dikdörtgen oluşturacak olursak. Hocam şöyle dikdörtgenden dolayı R2 ise R2 burası. Buraya da R1 eksi R2 kaldı. E, R1 eksi R2 zaten 5 vermiş. E, 5 burası 12 iken burası da 12. Dikkat edin Pisagor. 5, 12 ne üçgen olması lazım? 13 üçgeni olması lazım. E burası R1 iken burası da R1 ya. Dikkat. Şuranın tamamı R1. Buraya R1 eksi 2 kaldı. E şunun tamamı da R2. Buraya da R2 eksi 2 kaldı. E şunların hepsinin toplamı da 13 değil mi? Evet. R1 eksi 2 artı 2 artı R2 eksi 2. R2 eksi 2. Neye eşit olmalı? 13'e eşit olmalı. Şuradan 2'ler gitti. R1 artı R2 kaldı. Eksi 2'yi de öbür tarafa atınca 13 artı 2'den kaç yapar? 15 yapar. Bizden de R1 artı R2 isteniliyor. Cevap böylelikle 15 oldu. Gerçi bu soruda işte gerçi R1 ve R2 verilmiş ama şuradaki sorunun içerisinde bunlar olmak zorunda değildi. Olmasaydı da biz ne yapardık? Çek dikleri kendimiz yapabilirdik arkadaşım. Tamam mı? İşte bu kadar. Formüle gerek var mı? Görüyorsun. Yok. Ortak iç teğet. Ortak iç teğet uzunlukları da birbirine eşittir. Sebep Hocam teğet teğet te şunlar birbirine eşit. Şu teğet şu teğet bunlar da birbirine eşit. E ne geldi burada? Şurası çizgi artı çift çizgi. Burası da çizgi artı çift çizgi. İçeriden çizilen teğetler de ortak iş teğet diyoruz buna. Bunlar da ne oluyormuş? Birbirine eşit oluyormuş arkadaşım. E buradan özellik. Özelliğe yine gerek yok. Yine sen ne yapacaksın? Burada var ama merkez su, teğet uzunluğu olduğu zaman. Bak soruda daha net bir şekilde anlayacaksınız. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik yaptıktan sonra 90 dereceleri elde ettin ya şöyle şöyle. Sonra amacın dikdörtgene karşılık getirmek. Şöyle bir şey var burada merdiven şekli var. Dikdörtgeni de şöyle alt tarafta yaparsak ya da üst tarafta da yapabilirsiniz fark etmez. Hocam R2 ise burası R2 oldu ve burada bir pisagor bağıntısı çıktı. D iken burası da D ya. E buradaki pisagor bağıntısından R1 artı R2'nin karesi artı D'nin karesi eşittir O1 O2'nin karesi. Gördün mü? Yani işte ile ilgili şöyle bir formül var hocam. Ama gerek yok kendin anahtar kelimelerle dik üçgen oluşturmayla zaten bunu yapabiliyorsun. Hemen soruda gösterelim. Bak şimdi şurası 5 verilmiş burası 4 verilmiş. Merkez T'ye çektik merkez T'ye çektik. Ee, X uzunluğu isteniyor. Bir de bize O1 O2'yi vermişler. O1 O2 uzunluğu kaçmış? O1 O2 uzunluğu 15'miş. Burası 15. Hocam 90 dereceler var amacımız dik üçgene karşılık getirmek. E ee, dikdörtgene karşılık. Öncelikle dikdörtgen yapacağız. İster alt tarafta yapın ister üst tarafta yapın. Fark etmez. Bu sefer şöyle dikdörtgeni yapacak olursak. Bu dikdörtgenden dolayı burası x ise burası x'tir. Burası 4 ise, burası da 4'tür. Şurada bir dik üçgen çıktı mı çıktı. Hocam burası 9. Burası 15. 3, 4, 5'in 3 katından dolayı 9, 12, 15'ten dolayı x'de kaç buluruz? 12 olarak buluruz. Örnek 25. 12 çıktı. Formüle gerek var mı? Yok deyip geçiyoruz. Örnek 26. Ortak işleyet uzunlukları 16 ve 16 santimetre olan iki çemberin yarıçapları toplamı 12 olarak verilmiş. Arkadaşlar şurada küçücük bir yerde yapmak zorundayım. Şöyle bir çember verilmiş ve şöyle bir çember verilmiş. Ve bu çemberin neresi verilmiş? Ortak işleyeti verilmiş. Hemen şöyle çiziyoruz. Evet şöyle çizemedik. Şöyle çiziyoruz. Tamam çizdik. Şimdi ortak işleyet uzunlukları. İşleyet uzunlukları. 16 cm olan iki çemberin yarıçapları toplamı 12. Arkadaşlar merkez varsa teğet varsa çek dik. Merkez varsa teğet varsa çek dik. Şurası R1, burası R2. Bizden merkezler arasındaki uzaklık isteniyor. Dikdörtgene karşılık getireceğim. Hop şöyle dikdörtgen oluşturursam dik üçgene karşılık getireceğim. R2 ise R2 yaptı. Hocam artık burada bak şurası 16 idi burası da 16. Pisagor bağıntısından sonuca ulaşırım. Bize R1 artı R2 vermişti. 12, 12, 16 ne üçgen olacaktır? 20 üçgen olacaktır. Merkezler arasındaki uzaklık isteniliyor bizden. Cevap da böylelikle 20 yaptı. Şöyle bir özellik verilmiş. Özelliğe bakalım. Böyle ortak dış teğet uzunluğu çizildiği zaman iki çember birbirine teğet olduğunda ortak dış teğet çizildiği zaman şuradaki açı 90 derece oluyor. Bunun da sebebi ne? Şu ortak teğeti çizecek olursak bak hocam teğet teğet birbirine eşit. Bu teğet teğet birbirine eşit. Muhteşem şu çıktı. Burada kaçı 90 derece oldu. Ha, bunu bilmeli misiniz? Yani bence bilmeden de ispat yöntemiyle de siz kendiniz de yapabilirsiniz. Hadi bakalım birlikte yapalım. E, BC uzunluğu hocam bunu biliyorsan 90'ı yapıştırırsın 3 4 5'i yaparsın. Ama bilmiyoruz farz edelim bilmiyoruz. E hocam iki çember birbirine değiyor. Merkezleri birleştirsek yarıçaplarla alakalı bir şey yok. Normalde çemberde uzunlukta yarı birleştirin diyorduk. Ama yarıçapları çapları birleştirince işimize yaramadı. E ne yapacağız? Ortak teğet çizelim. Açıda çizin diyorduk ama bazı çemberde uzunluk sorularında da çizebiliyoruz. Çizdik. Hocam şu teğet şu teğet. E, bu teğet bu teğet. Birbirine eşit. Aa 3 tane eşitlik var. Muhteşem. Üçlü 90. 3 4. Ne üçgeni? 5 üçgeninden cevap 5 çıktı. Böylelikle cevaba 5 diye ulaştık. İspat yardımıyla yapın bence arkadaşlar. Yoksa kuralı unutabilirsiniz. Gerçekten. Örnek 28. Evet görüyorsunuz. İşte yine aynı şekilde. Hocam merkezler yok. Merkezleri birleştirsek bir şey gelmiyor. O zaman ortak teğeti çizelim şöyle. Ortak teğeti çizdiğimiz zaman. Ben biliyorum artık buranın 90 derece olduğunu ama ispat yardımıyla yapıyorum. Bakın teğet teğet birbirine eşit. Teğet teğet birbirine eşit. Muhteşem üçlüden 90 derece mi çıktı? Evet. 60 derecede var 60'ı kullanacağım. 60 ise gördüğü açı 120 derecedir. Hocam 120 ise bak teğet var burada. Teğet kiriş açı var. Hop şuradaki açı kaç derece yaptı? 60 derece yaptı. 60 90 burası da kaç yaptı 30 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı kaç yapacaktır 3 yarısı e 30'un karşısı 3 60'ı karşısı da kaç yapar kök 3 katı yani 3 kök 3 olur örnek 28 3 kök 3 yaptı geldik şuraya teğetler dörtgenine arkadaşlar teğetler dörtgeni teğetlerden oluşan dörtgeni teğetler dörtgenleri. mesela teğet 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 teğetler dörtgeninde karşıtlı kenarlar toplamları birbirine eşittir Evet. Nerede yazıyor? Teğetler dörtgeninde. Bak şu şekilde. A artı C, B artı D eşittir. Bizim için önemli olan bu. Hocam bir de alanla ilgili bir şey var. Ya alanı da öyle şey yapma. Kendi yine sonuca ulaşabilirsin. Alan demiş ki A artı C çarpı R demiş. Ya da B artı D çarpı R demiş. Ya kardeşim üçgenlerin alanlarını ayrı ayrı bulursun. Şu üçgenin alanı B çarpı R bölü 2. Bu üçgenin alanı şuradan bir yükseklik çizecek olursa şöyle merkez T'ye çektikten. E, hocam D çarpı R bölü 2. Şu üçgenin alanı işte A çarpı R bölü 2. Bu üçgenin alanı da C çarpı R bölü 2 deyip sonucu zaten rahat bir şekilde ulaşabilirsin. Çünkü alan isteniliyorsa büyük ihtimal yarıçap çarpı vermiştir. E yarı çarpı da belliyse e, bu yüksekliklerden dolayı üçgenlerin alanlarından sonuca ulaşırsın. Ha şöyle bir şey var mı? Var. Ama ben kullandım mı bu yaşıma kadar? Gerçekten ben kullanmadan bununla ilgili bütün soruları yapabiliyorsam siz de her şekilde yaparsınız. Çünkü şuna emin olabilirsin beni kim izliyorsa kim izliyorsa ya hiç fark etmez. İlk defa geometri bakan birisi bile olabilir. Ben senden daha kötü durumdaydım ve şurayı çalıştırmayı öğrendikten sonra çok da iyi bir noktaya geldim çok şükür. Sen de o şekilde olabilirsin. Peki hocam dedik ya burada karşılıklı kenarlar toplamları niye birbirine eşit? Arkadaş şu teğet teğet uzunlukları bak şu teğet teğet uzunlukları. x'i x burası y'se y burası z'se z, s, z. Burası da TST değil mi? Bak karşılıklı kenarlara bak. X artı Y artı Z artı T mi yaptı? Evet. Şuraya bak. Burası da X artı T. Burası da Y artı Z. Bunların toplamı da X artı Y artı Z artı, z artı, z artı T mi yaptı? Evet. Zaten yeri gelecek bazı sorularda ispat yardımıyla yapacağız. Yeri gelecek bazı sorularda karşılıklı kenarlar toplamları birbirine eşitleyeceğiz. Karşılıklı kenarlar toplamlarını eşit olmasın teğetler dörtgeninde bazı sorularda maalesef kullanamıyoruz. O yüzden ispat yardımını da kullanacağımız durumlar oluyor. Bakalım şu soruya. Mesela şu. Şurası bir teğetler dörtgeni. Şuradaki yamuk. Karşılıklı kenarlar toplamı birbirine eşit deyince sanki çıkmayacakmış gibi. Ya e ben şey yaparım. Şu teğet teğet uzunlukların birbirine eşitliğini kullanırım. AB uzunluğunu 20 vermiş. DE uzunluğunu 12 vermiş. E hocam şu ikisinin toplamı 32 ise bu ikisinin toplamı da 32 deyip ona göre işlem yapabilirim aslında. Ondan sonra bak 32 ya buraya x dersem burası 32 eksi x derim. Sonra 32 eksi ise paraya kenardan dolayı burası da 32 eksi x olur. E 20 ise tamamı burası da 20 burası 8 olur. Çevresini topla şu x'in toplama 32 8 ile toplarsan 40 yapıyor. Hadi farz edelim aklımıza gelmedi. Aklımıza gelmedi. Buranın 20 olduğunu biliyoruz biz. Buranın da 12 olduğunu biliyoruz biz. Ne yaparsın sen burada? Bir yerden başlayalım. Mesela buraya x dersen burası da x midir? Evet. Buraya ne kaldı? 20 eksi x kaldı. Tamam. E burası da 20 eksi x yaptı. Sonra buraya y dersen burası da y midir? Evet buraya 12 eksi y kaldı. Burası da 12 eksi y yapar. T, t uzunlukları eşit. bu bir paralel kenar. X artı y ise burası da x artı y'dir. Hocam burası 20 ise burası da 20 olacak. 8 kaldı. Çevresini topla bakayım. Hocam x artı y artı 8. X artı y artı 8 artı 12 eksi y ve 20 eksi x. 12 eksi y artı 20 eksi x soruluyor bize. E bunları topladığım zaman ne geliyor? Bak x'ler Gitti. Y'ler gitti. Şu ikisi 40 yaptı. Bir de 20 burada. İkisi 20 yaptı. Bir de 20 burada. 40 yaptı. Gördün mü? Biraz önce de cevabı 40 bulmamış mıydık? Bulmuştuk. Bu şekilde de sen eski bilgilerini de kullanarak da yine sonuca rahat bir şekilde ulaştın mı? Ulaştın. Hani sıkıntı yaşadığında ispat yönteminde kullanmayı da bil. Yani eski bilgilerini daha doğrusu ispat deyince böyle öğrenciler çekiliyor. Hocam ispat ne ya? Biz öğretmen miyiz ya? Üniversite miyiz ya? İspat niye yapalım? Diyenleriniz oluyor. Tamam eski bilgilerinizi kullanarak soruyu çözün diyeyim. Daha çekici olsun tamam. Evet örnek 29 40 çıktı geldik örnek 30'a. Şekildeki ABC'de teğetler dörtgeni olup 4 ve 6 verilmiş. İçi, işte, çemberin teğet çemberinin yarı çapı da 2 cm olduğuna göre alan nedir diye soruluyor. Arkadaş teğetler dörtgeniymiş. Hemen ben böyle içine şöyle bir çember çizebilirim. E sonra sonra ne yapacağız? Hocam şu ikisinin toplamı 10'sa şurası x ise burası da ne olacak? 10 eksi x olacak. çünkü karşılıklı toplamları birbirine eşit. Sonra alan bak, formülden gitmiyor farkındaysan. İşte çemberin yarıçapını vermiş. İşte çemberin yarıçapı. O zaman ben burada şu üçgenlerin alanlarını ayrı ayrı bulmaya çalışırsam. Olay bitti. İşte çemberin çemberin yarıçapı da kaç verilmiş? Merkeeye çektik, merkezeye çektik, merkezeye çektik, merkezeye çektik. İşte çemberin yarıçapı da 2 verilmiş bize 2 burası 2 burası, 2 burası 2 burası. E hocam bu üçgenlerin alanlarını ayrı ayrı yazacağım. 10 eksi x çarpı 2 bölü 2 yaz. 10 eksi x çarpı 2 bölü 2 artı 6 çarpı 2 bölü 2 6 çarpı 2 bölü 2 artı x çarpı 2 bölü 2 x çarpı 2 bölü 2 artı 4 çarpı 2 bölü 2 4 çarpı 2 bölü 2 bu 10 eksi x yaptı artı bu 6 yaptı artı bu x yaptı artı bu da 4 yaptı. E buradan ne geldi? X'ler nanay oldu. Cevap da 20 yaptı. Senin formülün neydi? Şu ikisinin toplamı çarpı 2 değil miydi? Evet yani 6 artı 4 çarpı 2 eşittir. Bu da 20 çıkıyor. Formülden yapacak olan arkadaşlar. Ama formülsüz de bu şekilde çıkıyor mu? Çıkıyor. Hem de çok rahat bir şekilde çıkıyor kardeşim. Yani o yüzden gerek var mı? Bence gerek yok. Ama yine de sen bilirsin. Tamam. Evet geldik şuraya. Şimdi şekildeki teğetler dörtgeni olup. Ha, bu bir teğetler dörtgeniymiş. Şurası 2'ye 8 burası da 2'ye 8 vermiş. O zaman t et 2 ise 2. Burası da 2 ise 2 mi? Evet. 8 ise 8. Burası da 8 ise 8 midir? Evet. Çemberin yarıçapı nedir diye soruluyor. Aa, burada ne çıktı karşımıza? Gençler dikkat edin. AB ile CD paralel verilmiş. Yani bu bir yamuk. Hatta nasıl bir yamuk? İkiz kenar yamuk çıktı burada karşımıza. E, i̇kiz kenar yamukta bizim en iyi bildiğimiz şey şu. Hocam ikiz kenar yamukta şu dikmeler bizim için çok önemliydi. 10. sınıftan hatırlarsınız. Bu dikmeleri çizdiğinizde şuradaki parçalar ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. E hocam şu merkezimiz burasıysa yarı çap soruluyor zaten bize. Merkez varsa teğet varsa çek dik. Merkez varsa teğet varsa çek dik yapacak olursan eğer. Burada a dikdörtgen çıktı. 2 ise 2 yapar burası. Buraya ne kaldı? 6 kaldı. Hatta şuradan da dik çizdik. Hani bunların eşit olması aklınıza gelmezse bile. 2 ise burası da 2 deyip buraya da 6 kaldığını zaten görebilirdik arkadaşım. Ha bizden ne isteniyor? Bizden yarıçap isteniyor. Burası da R, burası da R. Burası 2R, burası da 2R. Arkadaş şurada bir dik üçgen var. 6, 10. Ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeni. Yani 2R eşittir 10 ise R'yi de böylelikle kaç buluruz? 5 olarak buluruz. Bizden de zaten yarıçap isteniyor. Örnek 31'i böylelikle 5 bulduk. Evet çemberde üçgen benzerlikleri. Şimdi gençler beni dikkatli bir şekilde dinleyin. Çemberde uzunluk bilgisini yapmak için iki tekniğiniz var. Aslında üç. Bir de kuvvet yardımıyla var da kuvvet müfredattan kaldırıldığı için onu söylemeyeceğim. Çemberde uzunluk yani herhangi bir uzunluk sorulduğu zaman iki tane yönteminiz var. Bir dik üçgen yöntemi baktınız dik üçgenden çıkmıyor. O zaman ne yapacaksınız? Benzerlik yardımıyla sonuca ulaşacaksınız. Dik üçgen yardımıyla sonuca ulaşmak istiyorsanız öncelikli olarak anahtar kelimelerinizi kullanacaksınız. Neydi anahtar kelimeler? En güzel çizim yarıçap bu cepte zaten. Merkez teğet çektik. Merkez kiriş çek, dik. Teğetler birbirine eşit, bir de çemberler birbirine değiyorsa merkezleri birleştir. Bunları uyguladıktan sonra dik üçgen oluşmamışsa en güzel çizimini uygula ya da dik üçgen oluşturmak için dik dörtgenle dik üçgen yaptığımız teknikler vardı ki bu videoda da yaptık zaten bunu. Ortak dış teğet ya da ortak iç teğet. O kısımları iyice anladığını düşünüyorum. Evet, dik dörtgenle dik üçgen yapabilirsin. Peki ya dik üçgenle yapamadığın sorularla karşılaşırsan? Anahtar kelimeleri kullanamadığın sorularla karşılaşırsan? O zaman sen dik üçgenle çözemezsin. Bakın belki okullarda bile anlatılmaz ama soruları sorulabilir. O yüzden beni burada dikkatli bir şekilde dinle. Dik üçgenle çözemiyorsan eğer benzerlik. O zaman benzerlik. Zaten bütün geometride böyledir bu. Özel durumlar olmadığı sürece açı ortay, kenar ortay gibi özel durumlar olmadığı sürece bir uzunluk istenildiği zaman iki konudan sonuca ulaşırsın. Bir dik üçgen yani özel üçgenler. iki benzerlik. Dik üçgenler çözemediğin soruları bütün geometride bu böyledir. Benzerliğe bakarsın. Benzerlik için ne yaparsın? Açıya dalarsın. Açıya dalmayı sakın ama sakın unutma. Açıya daldığın zaman büyük ihtimalle yani çemberdeki açı kurallarını da uygulayacaksın burada. Büyük ihtimalle karşısına açı 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 benzerliği çıkacaktır. Ondan sonra benzerlikte de benzerliği biliyorsun zaten. Benzerlikte de ne yapıyorsun? Tek yapman gereken iki üçgeni benzer bulduktan sonra aynı açının karşısındakileri oranlamak. Şimdi bunu tabii ki söz olarak anlattım. Anlatılacak bir şey yok aslında burada. Ee, burada sorular üzerinde bunu göreceksiniz arkadaşlar. Soruya baktınız. Aa hocam anahtar kelimeler yok. Yani dik üçgen yok. O zaman ne yapacağız? Benzerlik. Benzerlik için açıya dalmayı ihmal etme. Bir yerden dalayım. Mesela buraya bir alfa dersem. E, buraya alfa da değilsem çemberde açıyı da kullanacağım. Hocam burası 2 alfa. 2 alfaysa bak burası da alfa oldu. E hocam buraya beta dersem. Beta ise burası 2 beta oldu. 2 beta ise bak burası da beta oldu. A alfa beta. 3. açı çift çizgi. Burası da ters açıdan çift çizgi oldu. Bak ne oldu? Şu üçgenle şu üçgendeki bütün açılar birbirine eşit oldu mu? Oldu. O zaman bu iki üçgen benzerdir. E benzerlikte de aynı açının oranı oranlayacaksın. Alfanın karşısı buradan başladım. Bak şu üçgenden başladım. Alfanın karşısı 3'ün. Alfanın karşısı. X oranı eşittir. Beta'nın karşısı. Buradan başladım ya. Beta'nın karşısı 2'nin. Buradaki beta'nın karşısı 4'e oranı diyeceğiz. Şunlar şunlar sadelesi. 2 yaptı. X de böylelikle 2 kere 3 6'ya eşit oldu. Yani örnek 32'ye 6 bulduk. Açıya dalınca soru kolay çıkıyor mu? Çıkıyor. Tabi bunların çok zor soruları var mı? Var. Ama üstesinden gelirseniz inanıyorum size. Mesela burada. E hocam Baktık anahtar kelimeler yok. Dik üçgen yok. Hocam burası 90 değil mi ya? Niye dik üçgen yok? Kardeşim bu çap mı? Merkezden mi teğete gelmiş bu? Bilmiyoruz. Çap olmadığı için buranın 90 derece olduğunu söyleyemeyiz. Değil de zaten. E ne yapacağız? Takıldık kaldık. Dik üçgenden yapamıyorum. Anahtar kelimeler falan filan yok. E o zaman ne yapıyoruz? Açıya dalacaksın. Da Açıya dalacaksın. Da Hocam teğetlik var. Teğetlik olduğu zaman teğet giriş açı bizim için daha önemli. Bak şuraya bir alfa dersem. Şuraya bir alfa dersem. Gördüğü yay 2 alfa. A 2 alfa ise burası da alfa oldu mu? Oldu. Şimdi dur. Ben ee, hatırlamazsınız. Şey olduğunuz için. Ne derler? Pandemide de böyle uzaktan eğitimle falan. Benzerlik gördünüz ama. Yani çoğunuz görmedi. Benzerlikte arkadaşlar. Açı 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 da ben 2 kalıp veriyorum. Bunlardan bir tanesi şu. Alfa beta kalıbı çok kullanıyoruz. 90 dereceler 2 ya da 2'den fazlaysa alfa beta'ya dalarsın. Normalde bu iki üçgen dik üçgenden çıkmıyorsa benzerlikten çıkar büyük ihtimalle. Ama bütün açılar eşit değil. Bak dal alfa beta'ya. Alfa beta. Alfa ile betanın toplamı 90 ya. Beta 90 sa sıradaki alfa. Çünkü ikisinin toplamı 90 olmak zorunda. Şu ikisinin toplamı da 90 ya. Burası da beta oldu. Önceden bomboştu. Şimdi bütün açılar aynı oldu. O zaman bu iki üçgen nedir deriz? Benzer deriz. Aynı açının karşısındakiler orandırız. Bu birinci kalıbımız bizim. İkinci kalıpta şu. Açılara dalacağız ya. Açılara dalmak çok önemli. Ortak açı kalıbı. Ortak açı kalıbı. Bak dikkatli dinlemeni burada. Biz bunu çok kullanıyoruz. Ortak açı kalıbı dediğim nedir? İki üçgende eşit iki açı olduğunda. Mesela şu üçgenle iç içe olan üçgenlerde. Bu üçgenle şuradaki üçgende. Bak şuradaki üçgenle büyük üçgende. Eşit iki açı var mı? Var. Dur. Eşit iki açı var mı? Var. Eşit, eşit, iki açısı olan üçgenlerde ortak açı var mı diye bak. Hocam ortak açı burası. E nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgi ise nokta karaladığım üçüncü açı ne olmak zorunda? Çift çizgi olmak zorunda. Önceden nasıldı bu? Bak şöyleydi. Hocam sadece ikişer açısı eşitti. Yani birer açısı eşitti. Ortak açıdan dolayı ikişer açısı eşit oldu. Üçüncü açılarda otomatikman eşit oldu. Çünkü niye? Nokta karaladığım üçüncüsü 180'e tamamlayansa nokta karaladığım üçüncüsü 180'e tamamlayandır. Aynı zamanda bak şu kısmı da şöyle olan kısmı da gelebilir. Hocam bir böyle bir böyle açı verilebilir. Bak noktalı üçgenlere dikkat edeceksin sen. Noktalı şuradaki bir üçgen var. Bir de noktalı burada bir üçgen var. Ama bu üçgenle bu üçgende ortak açı yok. Ama şu üçgenle büyük üçgende ortak açı neresi? Şurası. Nokta karaladığın üçüncü açı çift çizgi ise nokta karaladığın üçüncü açı tamamı çift çizgi olacak. E, iki üçgen ne oldu? Bütün açıları eşit oldu. Aynı açının karşısındakileri ne yaparız bundan sonra? Oranlarız. Bak şimdi şu soruya gelecek olursak. Hocam bir araçısı eşit olan üçgenler var mı? Var. Bir araçısı eşit olan üçgenlerde hemen ortak açıyı ara. Bak küçük üçgende bak şunu bir şey yaptım. Şu üçgeni belirledim. Hocam bu üçgenle yandaki üçgende ortak açı yok ama bu üçgenle büyük üçgende ortak açı var mı? Var. Burası. O zaman alfa karaladığım üçüncü açı çift çizgi ise alfa karaladığım üçüncü açı çift çizgi. Bak burası değil ama şu üçgen değil. Ben bu üçgenle büyük üçgende ortak açı buldum. Büyük üçgenin üçüncü açısı çift çizgi olacak. Buna dikkat et. E tamam iki üçgende bütün açılar eşit oldu. Benzerliğe başlayayım. Şu üçgenden başlayayım küçük üçgenden. Alfanın karşısı 6 bölü. Alfanın karşısı büyükte 12 eşittir. Burada çift çizginin karşısı var 12 bölü. Burada çift çizginin karşısı x değil x artı 6. Şunlar şunlar sadeleşti işte 2. E, x artı 6 eşittir 24 oldu. X'i de böylelikle kaç buluruz? 18 olarak buluruz. İşte bu arkadaşım. Yani... Baktın dik üçgenden çıkmıyorsa benzerlik benzerlik içinde açıya dalacaksın. Bazen bir arış eşitliği verilebilir ortak açı kalıbı da aklına gelsin. Bak aynı zamanda üçgenleri de öğreniyoruz burada. Bu kalıbı da sakın ama sakın unutmayın. Hatta iki kalıp şu alfa beta ve ortak açı kalıbı aklınızın bir köşesinde kalsın. Çünkü geometri bak geometrinin bak abartmıyorum 95'i iki konu üzerine kuruludur. Bunlardan biri dik üçgen, ki çemberde uzunlukta hep dik üçgenle çözdük çoğu uzunluk sorusunu. İkincisi de benzerliktir. Her konuda karşınıza çıkacak. Analitik geometri de bile karşınıza çıkacak. çıktı zaten. Analitik geometride iki nokta arasındaki uzaklığın ispatı nereden geldi? Dik üçgenden gelmedi mi? Ya. O yüzden bu iki konuya çok dikkat edersen, dik üçgene ve benzerliğe dikkat edersen bütün geometriye çok iyi bir şekilde hakim olursun ama kural ezberleyerek değil şurayı çalıştırarak bu dediklerimi sakın ama sakın unutma yaz bir yere. Evet geldik bir sonraki soruya. Hocam yine baktık soruya bir uzunluk isteniliyor bizden. AD uzunluğunda 12 vermiş ve uzunluk isteniliyor benden ya. Şimdi anahtar kelimelerle sonuca ulaşamıyorum. E o zaman ne yapacağım? Benzerlik. Benzerlik için açıya dalacaksın. alacaksın. Açıya alacağız. Hocam çemberde böyle bir açı var. Alfa. Aa, hatta burada bir kirişler dörtgeni var kirişler dörtgeninden dolayı şuradaki açıda ne yapacaktır? 180 eksi alfa mı yapacaktır? Bak açıya dalınca devamı geliyor merak etme. Kirişler dörtgeni var. Alfa ise 180 eksi alfa. Yani çemberdeki açı bilgilerini de kullanacaksın tabii ki. O zaman burası ne oldu? Alfa oldu. Hatta aynı şekilde burası beta iken kirişler dörtgeninden dolayı burası 180 eksi beta oldu. Hocam burası da ne oldu? Beta oldu. Dikkat et alfa beta 3. açı karaladım. Büyük üçgende de alfa beta 3. açı karaladım. Yani senin şuradaki üçgeninle büyük üçgen ne oldu? Benzer oldu. Alfabete karaladım, alfabete karaladım. İki üçgen benzer. E iki üçgen benzerse artık gerisi çok kolay. Niye kolay? Tek yapman gereken aynı açının karşısındakileri oranlamak. Burada 2 var mesela. Burada karaladığım açının karşısı 2'nin altı oranı. 2 bölü 6 eşittir. Burada alfanın karşısı var. X bölü. Burada alfanın karşısı 12 diyeceğiz. Sadeleştir. 1, 3, Buradan 3x eşittir 12 ise x de böylelikle kaç buluruz? 4 olarak buluruz. Ya büyük ihtimalle anladın da yani anlamadıysan tekrardan bak. Anlamadıysan ilk baştaki şurada bir konuşma yaptım. Şuradaki konuşma şuraya şu başlığa geldiğimdeki konuşmayı lütfen yani video bittikten sonra Ertuğrul'u bir daha dinle sonra bir daha dinle o mantık ondan sonrasında çok güzel bir şekilde oturacak. Evet geldik örnek 35'e. Yani TT -te son soruya. Zor bir soru gibi gözüküyor. Bakalım. E hocam ne yapacağız? Açıya dalacağız. Anahtar kelime yok çünkü. Açıya dalacağız. Bak burada bir teğetlik var. Şu teğet giriş açıya dalayım. Alfa ise gördüğü yay 2 alfa. E, burası 2 alfa ise burası da alfa oldu mu? Oldu. Aa hocam şuradaki üçgenle bak bir açı eşitliği kalıbımız vardı bizim. Şuradaki üçgenle büyük üçgende eşitlik açı var. Hemen ortak açı. Ortak açı dediğim neresi? Bak şurası. Alfa karaladığım üçüncü açı çift çizgi ise alfa karaladığım üçüncü açı burada da çift çizgidir. Tamam. Sonra bu arada belki işime yarar. Şu teğet şu teğet uzunluğu olduğu için bunlar birbirine eşit. Değil mi? Tamam. Hadi burada benzerliği yapalım. Karaladığım açının karşısı 4 bölü karaladığım açının karşısı x. 4 bölü x eşittir. Burada çift çizginin karşısı a bölü çift çizginin karşısı a e. A bölü A e eşit oldu. Allah Allah. Buradan çıkacak mı? Dur bakalım. Sonra alttaki üçgende de bir teğetlik var. Bak 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 bak. Şuraya ben bir alfa dersem. Alfa demeyeyim beta dersem. Beta ise gördüğü yer 2 beta. 2 beta ise burası da beta oldu. Hocam yine bir kalıbımız var. Şuradaki üçgenle büyük üçgende eşitlik açı var mı? Var. Ortak açı neresi? Burası. Beta karaladığım 3. açı şöyle çift çizgiyken Beta karaladığım üçüncü açı şöyle çift çizgi değil midir? Evet. Şu üçgenle de büyük üçgen yine benzer oldu mu? Oldu. Karadığım açının karşısı 6 bölü kar karadığım açının karşısı 9. 6 bölü 9 neye eşittir? Çift çizginin karşısı A bölü. Çift çizginin karşısı A E. A. Ne geldi burada? A bölü A E 4 bölü X'e eşit. A bölü A E 6 bölü 9'a e eşit. O zaman bunlar birbirine eşittir. Yani 4 bölü X eşittir. Her ikisi de A bölü A -E eşit olduğu için. 6 bölü 9 olmak zorunda. E sadeleştirmemizi yapalım. 3'e böldün 2, 3'e böldün 3. Buradan 2x eşittir 12 ise x de böylelikle kaç bulduk? 6 bulduk. Çok güzel bir soru. Zor bir soru mu? Ya aslında bilmediğiniz bir şey yok. Ama yani zor soru içerisi, zor sorular içerisine alabiliriz. Çünkü iki farklı yerde iki farklı benzerlik yaptığımız için zor bir soru olarak geliyor. Ama büyük ihtimalle çözüm yöntemini anladınız. Çözüm yöntemini anladıysanız Orta halli bir soruya dönmüş oldu. Artık bundan sonra böyle bir soru gördüğünüz zaman artık yaparsınız diye düşünüyorum. Ama benzerlik kalıbında, özellikle bu ortak açı kalıbına lütfen ama lütfen dikkat edin, birkaç bununla ilgili bir antrenman yapın diye tavsiye ederim size. Ee, buradaki benzerlik kalıbını çok kullanıyoruz çünkü her yerde karşımıza çıkıyor. Benzerlik hayat kurtarır, dik üçgende hayat kurtarır. Gençler, böylelikle tehti de bitirdik mi? Bitirdik. Sırada ne var? Daire var. O zaman bir sonraki videoda dairenin konu anlatımında hatta önce çemberin çevresi var ya dairenin çevresi daha doğrusu. Dairenin çevresinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.